Merhaba, şimdi burada bir top animasyonu yapacağız. Onun için hemen ilk keyimizi oluşturalım. S harfine basarak. Bunu 5 adımda zıplayarak hani götüreceğiz bu tarafa doğru. Onun için 10'dan 60'a kadar gidecek. Bu şekilde sürükleyelim. Zaten şu açık olduğu için yani keyframe tabi açık olduğu için otomatik olarak oluşturacaktır. Animasyonumuz gördüğünüz gibi. Şimdi bu arada zıplaya zıplaya gideceği için şöyle yapalım. 10, 20, 30, 40, 50. Evet. 10'da yukarıya çıkacak. 10, 20, 30'da tekrar yukarıya çıkacak. 40, 50. Bunu daha sonra kopyalayacağım. Sonra bunların aralarını açacağız. Şöyle bir play edelim bakalım. Gördüğünüz gibi hiç de istediğimiz gibi değil. Bunu sonda hemen şuraya, bunu da yine aşağı inecek. Bunları birbirine yaklaştırmamız gerekiyor. Aynı zamanda grafik editörden de zaten bunun Y yönündeki şu körleri düzelteceğiz. Şimdi şunları birbirine biraz yaklaştıralım. Birinci sıçrayış daha az bir aralıkta olsun. 8, 16, 22. Gitgide aralık daralsın çünkü zıplama süresi azalacaktır. Şöyle yaklaştıralım iyice. Şimdi bundan sonra kopyalayarak gideceğiz bunu. Bakalım şöyle. Tabi çok fazla ileri gidiyor. Onu da grafik editörden alacağız yine. Hemen bakalım grafik editörümüze. Öncelikli olarak şu sıçramalar yere vurup bir anda sekmesi gerekiyor. Daha fazla havada kalarak gitmesi gerekiyor. Bunun için liner tangentini kullanıyoruz. Aynı zamanda şöyle tekrar şuradan bir bakalım nasıl bir değişiklik olduğunu sizin de görün. Evet, zemine vurduğu andaki etki istediğimiz gibi biraz daha. Şimdi bunu break tangent yapıp şuralardan kırıp şunları mouse orta tuşuyla kenarlara doğru çekeceğiz. Bunu yapmamızın sebebi daha fazla havada kalmasını sağlamak. Yani yere vurup sektiği anda tekrardan hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkmasını sağlamak için. Aynı zamanda şunları da açmamız gerekiyor. Şöyle biraz daha. Önce K'yi seçip ondan sonra şu köşesinden tutup böyle kenara doğru çekiştirebilirsiniz. Ve şurasında yine. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi tekrar bir daha bakalım. Sıçrama iyi ama çok hızlı gidiyor. Translate. Şu F harfine bastığınız zaman otomatik olarak girmiş olan bütün animasyonlar ekranı toplar. Yani yaklaşsanız bile F'ye bastığınızda ekranı dolduracak şekilde tekrardan gerisi geri zoom yapıyor. X yönde herhangi bir animasyonumuz yok. Bunu silebiliriz. Y yönü bu şekilde. Ve Z yönü. Şu aradakileri şuna komple silelim. Buralarla. Çünkü animasyonu yavaşlatacaktır bu. Ve şeklini bozacaktır. Yine animasyonumuzda başladı. Yani topun sıçramaya başladığı anda hızlı bir şekilde gidip daha sonra yavaşlaması gerekiyor. Hızının azalması gerekiyor. Onun için bunu da yine liner yapacağız. Şöyle gelip yavaşlayarak duracak. Ama çok fazla ileri gittiği için bunu biraz şöyle yukarı doğru taşıyalım. Bak şuradaki sadece şu yönde hareket ettirebilirsiniz. Böyle olunca yukarı doğru. Bu şekilde olunca da her yönde doğru hareket ettirebilirsiniz. Şimdi bunu sadece kaydırmamak için yukarı doğru seçelim. Buradaki değer yaklaşık kaçta? 30'da. Bunu 20'lere kadar çekelim. Çünkü top sıçramasıyla gittiği mesafe eşit değil. Evet, şimdi biraz daha iyi ama sıçramalarda tabii yine şeyler var. Düzeltilmesi gereken alanlar var. Şimdi kaçta? En son 38'de. Şuna da bakalım. Bu da 38'de. İkisi de 38'de. Tamam. Şimdi bundan biraz kopyalama yapalım. Yani şu sıçramadan biraz kopyalama yapıp yanına doğru kopyalayalım. Direkt buradan şu ikisini seçip kopyalayabilirsiniz de şuradan. Kopya yapabilirsiniz de. Ya da direkt buradan Shift'e basıp mouse'un sol tuşuna basıp durarak şöyle tarayarak seçebilirsiniz de. Buradan da kopyalayabilirsiniz. Ama bence burada daha kolay. Şöyle seçelim. Copy diyelim. Hemen
Şunu bir tipine yapıştır. Sonra bir daha yapıştıralım. Yapıştır. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sıçrama. Tabii bu her sıçramada bir. Şu yükseklik. Ona göre gitgide azalacaktır. Biz şöyle düzenleyelim şunu. Aynı zamanda bunların araları da azalacaktır. Yani her sıçrama daha az ve daha yakına düşecektir. Şunu da şöyle yapalım. Biraz daha aşağıya. Şimdi bunları biraz yakınlaştıralım şöyle. Sadece bu yönde. 1, 1, 2, 1, 2. Evet. Şöyle bir daha bakalım. Çok geniş. Şöyle daraltalım şunu. Evet, bunu bir tane daha yakınlaştıralım. Şöyle bir tane daha yakınlaştıralım. Buna çok fazla bunu da azaltalım hemen. Yine buna biraz fazla gibi duruyor. Şunu daha şöyle bir frame daha bu tarafa alalım. Evet. Bundan bir tane daha kopyalayabiliriz. Copy. Past. Şurayı hemen düzenleyelim yine. Yine bunu bir frame ve bir frame de alalım şöyle. Evet. Şuraları da düzenleyelim. Burada şey almamız gerekiyor. Gitgide daha az zıplaması gerektiği için. Düzenleyelim şöyle. Biraz daha yukarı. Şu aralarındaki farklar. Yani şöyle bir çizgiyle aşağı doğru insin istiyorum. Evet. Tamam. Şimdi tekrar bir daha animasyonumuza bakalım. Tabii bu ilerlemeyi de şu tarafa doğru çıkmamız lazım. Sadece bu yönde kaydırmadan. Kaçıncı frame'de? 52. frame'de, tamam. Şimdi bir daha bir bakalım, şöyle uzaklaştıralım biraz. Evet, şimdi biraz daha zıplama adedi arttığı için objemizin biraz daha uzağa gitmesi gerekiyor. Yani bunun değerini artırmamız gerekiyor. Şu anda -17'de. Bunu biraz daha şöyle aşağı doğru çekelim. Değerimiz artsın 20. Şuradan da izleyebilirsiniz. Görüyor musunuz? Şöyle aşağı doğru. Yaklaşık şu kadar. Öteye gitsin. Tekrar bakalım. Evet, biraz fazla olmuş. Son haddine getirip oradan deneyelim. Şöyle biraz daha yukarıya. Az biraz daha yukarı çıkacağız. Evet. Şimdi zıplama durduktan sonra biraz daha ilerlemesini istiyoruz. Onun için Z yönündeki hareketi zıplama durduktan sonra gitsin diye bu yönde biraz daha sürüklüyoruz şöyle. Daha şöyle şurayı 65 frame'e kadar çıkıyor. Ama aynı zamanda burayı 66 frame'e aldığınız zaman şöyle bu aşağısı da değişiyor gördüğünüz gibi. Yani animasyon süresini artırmış oluyoruz. Çekelim şöyle. Tekrardan bakalım animasyonumuza. Evet. Şimdi aynı zamanda dönerek gitsin istiyoruz. Bunun için X, Y, Z, şurada Channel Box'a bir bakalım. Hepsini K atadığımız için bunlardan sadece hangisini kullanacağız ona bakalım. Evet, gördüğünüz gibi X yönünde olanı kullanacağımız için diğerlerini silebiliriz animasyonumuzdan. Şunları. Yani şunlar da otomatik olarak. Ya da burada direkt Break de diyebilirsiniz. Break Connection da diyebilirsiniz. Ya da buradan Y ve Z'yi seçip buradaki animasyonu sildiğiniz otomatik olarak buradaki keyler iptal olmuş oluyor. Animasyonun sonuna kadar gelelim ve bunu şöyle bir tur attıralım dönsün. Şöyle biraz. Şimdi bir bakalım nasıl oluyor. Şimdi niye böyle oldu? Şundan dolayı bu arada başka atanmış olan keyler var. Bunları silmemiz gerekiyor. Şöyle F'ye basalım. F'ye bastığı zaman
ekrana taşıyor. Şunları silelim şuradan. Başlangıç hızı, dönme hızı yine hızlı bir şekilde başlayacak. Yani yavaştan hızlıya sonra tekrar yavaşça slow out değil. Direkt slow out yapacağız burada. Liner tanjantı seçelim. Hızlı bir şekilde başladı. Sonra yavaş yavaş dursun. Geri alalım. Tekrar bakalım. Evet. Daha fazla dönmesi gerekiyor sanki. Onun için bu değeri biraz daha artırmamız gerekiyor. Aşağı doğru. Sola doğru getirelim. Şöyle bir iki tur daha dönecek gibi. Evet. Biraz daha dönmesi lazım sanki. Evet, birazcık daha. Şimdi daha iyi oldu gibi. Yani şu dönerken araba lastiği gibi düşünün. Etrafı ne kadar dönüyorsa çapı kadar yani ileri doğru hareket etmesi gerekiyor. Biraz daha indirebiliriz belki. Evet, böyle daha iyi. Şimdi animasyonumuza bakalım. Şunu şöyle kapatalım. Basitçe bir animasyonu Maya'da nasıl yapabiliriz? Onu gördük. Bir sonraki videom grafik editörü hakkında olacak. Şimdilik bay bay.